açılış haftası. Yeni adli yılın açılış haftasının etkinlikleri çerçevesinde dün ve bugün ve yarın ve hafta içi boyunca pek çok etkinliğe kamuoyu tanıklık edecek. Sizlerin de bildiği gibi dün bir kez daha vicdan ve adalet talebiyle Anayasa Mahkemesi önünde vicdan ve adalet çağrısıyla bir etkinlik sürecini, dizisini başlattık. Bugün etkinliğimizin ikinci gününde bir kez daha vicdan ve adalet için çağrıda bulunuyoruz. Hukuk ve hukukun üstünlüğü bir toplumun barış içerisinde yaşamasının olmazsa olmazıdır. Adalet bir toplumu bir arada yaşatmanın, eşitçe, özgürce yaşatmanın olmazsa olmazıdır. Bir kez daha yüksek bir sesle haykırıyoruz. Hukuk maalesef, yargı maalesef, siyasi otoritenin muhaliflerini susturmanın aracı haline dönüştürülmüş durumda. Daha dün adli yılın açılışının ilk gününde adalete dair yapmış olduğumuz çağrıların arifesinde legal demokratik siyasetin aktörlerinden önceki dönem milletvekilimiz Halil Aksoy bir hukuk cinayetine maruz bırakıldı. İl başkanlığı yaptığı dönemde yapmış olduğu basın toplantılarından, basın aşamalarından dolayı 13 yılla cezalandırıldı ve tutukluk halinin devamına karar verildi. Çok açık ve net bir ifadeyle bu legal demokratik siyasetin tasfiyesidir. Bu toplumun bir kesimine, özellikle de Kürt halkına sen legal siyaset yapamazsın demektir. Bunun sonucu da geçmişte olduğu gibi acıya acı katmaktır, travmaya travma katmaktır, çözümsüzlüğü derinleştirmektir. Bugün bir kez daha Anayasa Mahkemesi'nin önünde çağrıda bulunuyoruz. Türkiye'deki bütün hukuk otoritelerine çağrıda bulunuyoruz. Adaletsizlik kimden gelirse gelsin ve yargıyı üzerinde baskıyı hangi siyasi otorite kurmaya çalışırsa çalışsın, hep birlikte itiraz etmek hepimizin boynunun borcu olmalıdır. Hem bugünümüze, bugünkü çocuklara hem de gelecek nesillere karşı en büyük sorumluluğumuz budur. Eğer biz hukukun üstünlüğünü tesis edemezsek, bu ülkede adaleti tesis edemezsek, çocuklarımıza barışı miras bırakamayız. Ve çocuklarımıza bırakacağımız en büyük miras, onurlu bir barış, demokratik bir rejim ancak ve ancak olabilir. Çatışmanın, kavganın, ölümün, hakim olduğu zorbalığın kol gezdiği bir coğrafyada bugün iktidara alkış tutan, mal mülk peşinde koşanlar bunun semeresini acı olarak çocuklarımız, çocuklarınız yaşayacak. O halde yol yakınken, halen bir umut varken gelin hep birlikte adalete, adalet duygusuna, adalet çağrısına kulak verelim. Tam 307 gündür siyasi bir operasyonla adeta bir merkezde düğmeye basılmak suretiyle eş genel başkanlarımız, grup başkan vekillerimiz, milletvekillerimiz tutuklanıp cezaevine konuldular. Şu anda cezaevinde 11 milletvekili var. Ben sorarım Anayasa Mahkemesi Sayın Başkanına, delegelerine, dünyanın hangi ülkesinde muhalefetten 11 milletvekili zindandadır, cezaevindedir? Kimse bize bunun bir yargılama süreci olduğunu söylemesin, iddia etmesin. Çünkü bu bir yalan. Bu bir yargılama süreci falan değil. Eğer bu bir yargılamaysa,
bir adaletin kendi içerisinde rutin işleyişi ise, yargının rutin bir işleyişi ise, o halde 307 gündür Selahattin Demirtaş'ı tutuklayan mahkeme neden bir duruşma koymuyor, neden bir duruşma salonu açmıyor? 307 gündür daha dosyası görüşülmedi. İddianame hazırlandı, güvenlik gerekçesiyle dosya Ankara'ya gönderildi. Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi normal koşullarda 6 Eylül 2017 yani bugün duruşmayı gerçekleştirecekti. Ama siyasi iktidar, siyasi otorite baskısıyla söz konusu olan dosya ikinci ağır ceza dosyasıyla kamuoyunda Kobani olayları olarak bilinen dosyayla birleştirilmesi konusunda mahkeme baskı gördü. Çok açık ve ne söylüyoruz? İkinci Ağır Ceza Mahkemesi ders niteliğinde olabilecek bir gerekçeyle birleştirme talebini reddetti. Hayır dedi. Böyle bir dosya birleşmez dedi. Böyle bir suç isnadı yok bu dosyada dedi. Ve Demirtaş'ın böyle bir isnatla 6-7 Ekim olaylarıyla suçlanabilmesi için ayrıca dokunulmazlığının kaldırılması gerekir dedi. Çünkü bu suçlama bağlamında dokunulmazlığı var dedi. Buna rağmen siyasi otorite baskısını sürdürdü ve şu anda görülmesi gereken dosya, yapılması gereken duruşma yapılmadı. Ne diyordu siyasi otorite? Bu bir yargılama süreci diyordu. Yargılama süreci olmadığı bir kez daha açığa çıktı. Çünkü siyasetin acelesi vardı, yargının acelesi yoktu. Eğer yargının acelesi olsaydı, eğer bir yargılama ciheti olsaydı, şu ana kadar bir duruşma gerçekleşmiş olurdu. İkinci bir husus değerli basın mensupları, o da şu ki, eş genel başkanımız Selahattin Demirtaş'ın tutuklu bulunduğu dosyada, ceza muhakemeleri usulü kanununa göre her bir tutuklu ayda bir mahkemesi tarafından resen tutukluk halinin gözden geçirilmesi ve kararlaşması gerekiyor. En son 22 Haziran'da bu gerçekleşti. 22 Temmuz'da, 22 Ağustos'ta böyle bir prosedürü dahi yerine getirmenin zahmetine katlanmıyor mahkeme. Daha açık bir ifadeyle hukuken şu anda Sayın Demirtaş'ın tutuklu bulunması butlandır, butlan. Hukukun açık, aleni bir şekilde çiğnenmesidir. Ve tam 307 gündür hukukun Demirtaş şahsında 6,5 milyon insanın iradesine yönelik bu saldırı, seçme ve seçilme hakkına yönelik bu saldırı, legal demokratik siyasete yönelik bu saldırıyı meşrulaştıran yegane organ, göz yuman organ, maalesef içtihat kararının gereğini yerine getirmeyen, anayasa maddesi hükmünün gereğini yerine getirmeyen Anayasa Mahkemesi'ne aittir. Eğer Anayasa Mahkemesi etkin ve işleyen bir mekanizmayı harekete geçmiş olsaydı ve makul süre içerisinde kararını açıklamış olsaydı, bahsetmiş olduğumuz bütün bu hukuksuzluklar, bütün bu yargı zaafları ve baskılama mekanizmaları da hayat bulmuş olmayacaktı. Bundan dolayıdır ki yargı işlemezse hayatın her alanında hukuksuzluk bir karine, bir kaide haline dönüşür. Ve hukuk hakkın, haklının hakkını koruma mekanizmasından çıkıp muktedirin sopası haline dönüşür. Dünyanın hangi coğrafyasında, hangi ülkesinde eğer hukuk, yargı, muktedirin, güçlünün sopası haline dönüşmüşse o toplumun yakın geleceği maalesef yıkım olmuştur. Bakın Esad'ın Suriye'sine, bakın Saddam'ın Irak'ına, bakın Hitler'in Almanya'sına, Mussolini'nin İtalya'sına, Franco'nun İspanya'sına. Bütün bunlar derstir. İşte biz bugün burada bu vicdan ve adalet etkinliğini ortaya koyarken
bütün bunlar olmasın diyedir. Yanlıştan geri dönülsün diyedir. Dün Yargıtay Sayın Başkanı çok açık ve net bir dille ifade etti ki yargıya olan güven yerlerde sürükleniyor. Katılıyoruz. Ama bunun müsebbihi muhalefet değil. Bunun müsebbihi iktidarın ta kendisidir. Bunun müsebbihi anayasanın, mahkemesinin kararını tanımıyorum diyenlerdir. Bunun müsebbihi HDP milletvekilleri cezalandırılacaktır deyip talimat verip bir noktadan operasyon yürütüp legal demokratik siyasetin liderlerini cezaevine koyanlardır. Bunun müsebbihleri referanduma muhalefetsiz bir şekilde girme sahikiyle yargıyı talimatlandıranlardır. Bir hususu daha ifade etmeme müsaade edin lütfen. Yargıtay Başkanı yargı mekanizması içerisine FETÖ mensuplarının sızmasından yakınıyor. Ve bunların ayıklanması, bunların temizlenmesi konusunda bir mücadele başlattığını ifade ediyor. Değerli basın mensupları, demin ifade etmiş olduğum Halil Aksoy milletvekilimiz, eş genel başkanlarımız, şu anda cezaevinde bulunan, tutulan, rehin tutulan milletvekillerimiz, tamamının fezlekeleri FETÖ diye görevden alınan veya cezaevine konulan polis memurlarının hazırlamış olduğu veya polis şeflerinin hazırlamış olduğu fezlekelerdir. İddianamelerin neredeyse tamamı bugün görevden alınan veya cezaevine konulan savcılar ve hakimler tarafından hazırlanmıştır. Dolayısıyla eğer siz gerçekten yargı içerisindeki kumpas ekibiyle, kumpas kligiyle mücadele ediyorsanız ve onu yargıya çöreklenmiş bir suç örgütü olarak görüyorsanız, o halde onların hazırlamış olduğu fezlekeler, onların hazırlamış olduğu iddianameler, onların vermiş olduğu kararlar üzerinden nasıl karar inşa edersiniz? Ve onların imzasını taşıyan kararları, iddianameleri nasıl bir delil, bir adalet aracı olarak topluma sunarsınız? O halde sizin bizler açısından, sizden öncekilerden hiçbir farkınız yok. Size yapılınca kumpas, muhalefete yapılınca yargı bağımsızlığı. Bu doğru değil. Bu bir iftiradır, bu bir yalandır. Olması gereken yegane bir yol. Herkes için adalet. Herkes için hukukun üstünlüğü. Herkes için eşitlik ve herkes için özgürlük. Olağanüstü hal rejiminden dem vururlar. Olağanüstü hal rejimini bu noktaya getirenler kendilerinin politikalarıdır. Adaletten ne kadar uzaklaşırsanız, hukuktan, hukukun üstünlüğünden ne kadar uzaklaşırsanız, olağanlaşma zemininden, olağana geri dönme zemininden o kadar uzaklaşmış olursunuz ey iktidar. Bu ülkede güvenliği sağlamanın yegane bir yolu var. O da eşitlikten geçer. Kamu güvenliğini sağlamanın yegane bir yolu var. O da barıştan geçer. Barışa ulaşmanın, demokrasiye ulaşmanın en kıymetli araçlarından bir tanesi de adalettir. Adalet mekanizmasıdır. O halde adalet mekanizmasının sadece ve sadece vicdanıyla, mevcut yasal düzenlemelerle karar verebilmesi için siyasi iktidarın yargı üzerindeki baskı politikasından vazgeçmesi gerekiyor. Bugün bizim burada bulunuşumuz, yarın burada bulunmaya devam edişimiz siyasi iktidarın adalet mekanizması üzerinden, yargı üzerinden vesayet politikasını geri çekmesi içindir. Bu bir itirazdır aynı zamanda. Ben bu duygularla bir kez daha sizleri selamlıyorum. Bir kez daha cezaevinde bulunan eş genel başkanlarımıza en derin saygılarımı iletiyorum. Bugün burada bulunuşumuz 11 milletvekilinin tamamı içindir. Adalet tecelli edinceye kadar, hak, hukuk yerini buluncaya kadar çabamız kesintisiz bir şekilde
devam edecektir. Hafta içi boyunca her gün burada olacağız. Bugün saat 16 sıralarında bir basın açıklamamız, bir basın toplantımız daha olacak değerli arkadaşlar. İlginizi diliyoruz. Bu arada da arkadaşlarımızdan, dilediğiniz arkadaşlarımızdan görüş alabilirsiniz, mülakat alabilirsiniz. Bir kez daha söylüyorum. Adalet tecelli edinceye kadar yaşamın her alanında, her mekanında hukuk çabamızı, eşitlik çabamızı, özgürlük çabamızı, bir arada yaşam çabamızı ve her şeyden önce legal, demokratik siyaset aktörlerinin özgürleşmesi çabamızı ortaya koymaya devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Efendim, nöbet burada mı olacak mahkemede? Nöbet burada olacak. Burada şimdi başlatıyoruz. Buyurun, sizi de bekliyoruz. Eğer çay bulabilirsek, tamam. Tamam. Sizi de bekliyoruz. Teşekkür ederim. Biz ben niye geldim?